Herkese merhaba. Swift ve Swift hoş geldiniz. Sizlerle birlikte elimden geldiği kadarıyla her hafta atıp yavaş yavaş yukarıya doğru çıktığımız ki yavaşlığından mutluyum. Çünkü birçok arkadaş yeni başlayan arkadaşları beyz alıp birlikte bu mimari serilerini kurgulamaya gitmeyi düşündüğüm için olan seriye hoş geldiniz. Tekrardan bugün ne yapıyoruz? Bugün size list kavramından bahsedeceğim list kavramı bütün mobilin aslında mobile dünyanın en çok kullanılan keyword bakıldığında nereden baksanız ya da nerede görseniz muhakkak bir list görürsünüz ya da bir liste alakalı bir işlem vardır bunu nasıl yaparız bizi SwiftUI neyi sağlıyor SwiftUI ile bu işleri ne kadar güçlü yapabiliyoruz verilen komponentler neler bunları göreceğiz ve bunları ekranlarımızda bol bol kullanacağız bakalım biz nelere sahibiz SwiftUI tarafında bu gücü nasıl kullanıyoruz Birazcık bu konuları birlikte değişmiş olacağız. Şimdi önceki hafta birlikte bir birlikte çok güzel bir ekran yapmıştık. Şurada hatta şöyle bir görebiliriz. Bir paket kullanımını falan konuşmuştuk. Eğer görmeyenler varsa içerikler zaten ben en sonunda paylaşıyorum listeyi. Liseden takip edebilirsiniz. Muhakkak derslere sıfırdan gelin. Ama gelmediyseniz de her ders zaten sıfır bir kontanti işlediğim için. Bugün de işleyeceğim konu list ve listeleme kavramları. Bu artık geçen haftadan artık biz bir view diye projemizi parçaladığımız için ben artık burada birazcık daha konsepti ayırmak adına e, burada içerikleri feature'ların altında toplayacağım böyle biraz daha içerikler toplu olsun istiyorum burada bir swift ui oluşturacağım ay yanlış oldu swift ismini ismi yanlış yaptım burada move to trash demezseniz burada böyle ufak bilgi vereyim bazen ne oluyor remove reference derseniz dosya orada kalır e, yani silmemiş olur ona dikkat edin ee, şuradan SwiftUI view açıyorum. Buradan da ee, şey diyelim buna custom sample list, yani sample list view. güzel SwiftUI sayfamızı oluşturduk. Zaten burada orayı da görmüş olacağız şimdi burada. Peki şimdi listeleme işlemleri için akıllı gelindiğinde aslında listeleme e, Swift tarafında bizim için e, list komponenti hazırlanmış oldukça da başarılı güçlü çalışan bir liste komponentimiz var. Bunun birkaç tane özel durumu var ve elimizde kullanabileceğimiz aslında belli başlı listenin de komponent seti var. Bunu konuşacağız. Şimdi bir list ne bu arada? Bakıldığında aslında bir list yani bir e, sayfa düşündüğünüzde aslında yine ben size Paint Torch içeriğimden bir şöyle e, Dravo'ya gidip şöyle size bir çizecek olursam şöyle Dravo Online'dan şöyle Otodraw'dan, yani bir liste evet yine müthiş bir çalışma e, bir mobil ekranımız olduğunu düşünecek olursak e, birçok sayfamızın elemanları olabilir burada plastik konu burada bilmem ne title burada bilmem ne şurada diyelim bir FAB button ve burada da aslında bizim itemlarımızın olduğu bir uygulama. Aslında bütün uygulamaları base aldığınızda Facebook'undan Instagram'ına hepsine tuttuğunuzda aslında bütün konsept bu. Yani hep burada böyle çalışır. Bu scroll olduğunda bu list ne kadar custom ve list ne kadar özelleştirme başarırsanız bu da sizin için avantajlı olur. Burada list de önemli olan aslında çok önemli bir kavram var. Burada ListView yaparken bir başka kullanım da var. Bunu bir sonraki derste anlatacağım ama şu anki ListView yani bir listeleme sayfası yaptığımızda bu listelemeler şöyle çalışır. Diyelim ki sizin 300 tane datanız var. Burada ekranda gördüğünüz datalar sadece yüklenir. Yani diyelim ki ilk 4 data yüklenir. Bu ListView'in aslında Recycler var Android'de, işte Flutter'da ListView Builder var. iOS bizim Swift'te listin doğrudan bu yıldır kendi içerisinde komponenti bu şekilde alıyor. İçerisine dynamic list olarak geçiyor zaten bu. Bu çok önemli bir detay. Bu detay bunu işte yanlış kullanırsanız siz doğrudan 300 tane item'ınızı buraya set edip ee, bir mapi mesela bir e, listeyi map'e çevirip doğrudan verirseniz ekranınızda performans sıkıntıları yaşama başlarsanız burada bu listelerin en büyük avantajları aslında yani ekranı çizildiği zaman draw olmaları ekranda olmadığı durumda da kendilerini arka tarafa atmaları bu sayede aslında mobil ekranlar için çok fazla performans sağlamış olur yani listelerin özeti kısaca böyle şimdi biz SwiftUI tarafına geçelim SwiftUI tarafında bizi bir ee, şurada zaten bizi bir list komponenti bekliyor arkadaşlar. Şurada şöyle list komponentini açarsanız birazcık şöyle içerisine baktığınızda aslında birazcık bize burada önemli olan bir kavramdan bahsediyor. Burada random accessible collection kavramı var. Ee, muhakkak buna bir şu developer konsoldan e, ben de açıkçası burayı çok fazla kullanmazdım ama sonradan bunun çok büyük bir random accessible collection mesela bunları da artık ben de hani global content content ee, contentlara baktığımda insanların bunları kullandığını görünce evet görüyorum eee, burada Burada aslında birçok collection'ın hangilerinin kendi içerisinde bu e, random value'ları yani e, index value'ları olduğunu gösteriyor ve hangilerini kontrol ettiklerini, neler olduğunu, bu index'lerin neler olduğunu anlatıyor burada. İşte bunları yapabileceğiniz bu metot özellikleri ve bunları konform edenler hangileri bu type'lardan türemiş. Mesela liste verirken bunları verebileceğinizi söylüyor aslında. E, ah gitti o. Ardından bir de orada önemli bir tane kavram var. Unique identify kavramı var. Bu da şu demek aslında. Yani listedeki yapacağınız işlemler için listenin aslında kendi özel olması gerekiyor. Yani ID'lerinin içerisinde çünkü demiştim ya hani o draw etme mantığı var. Yani draw ediyor aşağı inince şey yapınca. Yani item'ın unique olması lazım. Item'ın ID'si unique olmazsa draw etmede problem yaşar. Ondan dolayı böyle birkaç tane kullanmanız gereken komponenti var. Bizim burada genelde işte burada e, ee, raw content, işte çığdırınlar, raw contentler. Burada birçok kullanabileceğiniz aslında konsept var ben genelde burada en basitinden şöyle gidip aslında kendi içerisinde listim burada dediğim gibi birçok metodu var. Şurada işte content selection'ı vesairesi. Şurada en basit benim yine bu projelerde kullandım aslında burada content verip content'i doğrudan oluşturabilirsiniz içerisinde. Yani ne demek oluyor yani? Artık siz bu listin içerisine gelip şöyle yapabilirsiniz mesela. Text'in içerisine gelirsiniz. Hello dersiniz. Ekranınızın çizilmesini tekrardan tetiklediğinizde artık listeniz sizin aslında elinizde bir liste sayfası oluşmaya başlar. Bakın şöyle içerisinde list bildiğiniz gibi infiniteliktir. İçerisine istediğiniz kadar data ekleyebilirsiniz aslında bakıldığında. Bu şekilde bir listeyi kullanabilirsiniz. Bu widget View'larda yaparken diyelim böyle view'lar yapabilirsiniz. Mesela burada işte bunun da bir de buraya gelip navigation title özelliğine işte mesela diyelim ki buraya gelip bir tane text widget'ı atayıp şöyle işte mesela A sample sample title diyelim şöyle. Böyle bir özellik tanımlayıp mesela bu bizim Swift tarafında hani projelerde yine çok çok sıklıkça göreceğiniz şu gelmiş olması lazım. Yanlış title'ım verdim ya da yanlış yerim verdim. Şöyle bir daha bakayım. Navigation title, navigation bar title verecektim. Pardon. Text şöyle yaparsam pardon. Title yes. Yo, yanlışım veriyorum, yo, title, yes. Tamam şimdi olmuş olması lazım. Ya yanlışı set ettim ya da title'ı bir daha şöyle bir bakayım. Title, title, tam navigation title aslında doğru olan. Ha şöyle yapsam herhalde böyle yapınca iyi. gelmiş olması lazım. Şurada şeyi görmek istiyorum da navigation. Navigation sarmalamadığım için şurada şeyi göstermemiş olabilir de. Ben onu size göstereceğim. Bu navigation nasıl yani aslında şeyden dolayı kusuyor. Ee, bu navigation title ben şunu göstermek istedim size. Şöyle bir navigation widget'ımız var bizim. Navigation'ımız var içeride. Navigation diye şöyle. Biz bu navigation içerisinde de şeyler yapabiliyoruz. Navigation komponentten aslında. Navigation view diye geçiyor burada. Aynen. Şu content'in içerisinde mesela navigation link değil de navigation içerisinde şu bende oradan ilk kontent kullanıp size şunu gösterebilirim aslında şunu yapmak istiyordum. navigation title deyince şimdi ee, fazla mı verdim kapatmadım mı kapattım şimdi Hello. Yani şurada şey aslında şöyle listenin içerisinde büyütmüş öyle. Aslında onu göstermek için yaptım. Onu ben sonra size anlatacağım zaten Navigation'da bol bol. Aa, burada bunu kullanırken bir de bizim e, iOS tarafında aslında alışık olduğumuz. Tabi burada bu arada bunun kendi custom özellikleri mevcut. E, bu arada yine buna erişmek isterseniz hani diyelim şu tarafta hemen geçip şuradan padding'idir. Ya da buradan verebileceğiniz bakın e, yine verebileceğiniz blur'dur, border'dur. Yine bakın şuradan tıklayarak aslında bazı özellikleri yine buradan e, bu taraf. Da, da verebilirsiniz. Yani bu mesela list style list item tint. Mesela liste özel özel durumlar var bakın şurada. Yani burada mesela bunun bunların kalını vermek gibi ya da işte burada red gibi mesela. Bu burada birkaç tane burada özelliklerini yine listin özelliklerini buradan erişip kullanabilirsiniz veya custom özellikleri yine bunu bol bol kullanabilirsiniz bu arada. Ben seviyorum bu tarafı kullanmayı. Bu list item tint herhalde içerisindeki e, şeyleri verirken yiyecek. bu hangisini yiyormuş? şöyle bir içine gidip bakalım şöyle ee, hangi tarafta list item, item tint aslında list item'dayız item'ların tint'i ben şurada görmek isterim aslında kırmızıyı ama göstermedi neden olabilir blue verdim. Muhtemelen şey, ben text widget kullandım yani text'i custom ettiğim için içerisine o value almıyor da kendi konseptinden bir tanesidir yani burada onlar çok önemli değil. Bunları yine bol zamanla kullandıkça, list style mesela. Ne var list mesela style'da mesela, bakalım. Bak, plain, inset list style, plain list style, sidebar list style. Şunları mesela burada set edip mesela, burada yine bazı komponent güçlerini kullanabiliriz burada. Ya da mesela ne var? list style, plain list style, inset style, group group list style mesela yine for example. Bunları burada sed edip mesela bu şekilde görüntüler alabiliriz. Yani bu güçleri burada bol bol kullanacağız zaten ilerledikçe ama burada şunu unutmamak lazım. Yani hep buradan ya da buradan bu güçlere erişip buradan şeyleri kullanabiliriz. güçlerimizi. Okey Burada önemli olan aslında bir kavram şu şimdi bunu böyle yaptınız. Diyelim bu okey. Ama bunu bir de dediniz ki mesela ben burada şey yapacağım. işte butonlar yapacağım mesela. Bir sonraki derdi biraz onu konuşacağız artık. Butonları ekleyeceğim. Hadi butonları yaparken dediniz ki burası benim özel bir sayfam. Ve sayfamı da şöyle yapacağım. Diyeceğim ki ben ee, benim mesela her item'ın şöyle olacak. Bir tane ve stack içerisinde yapacağım. Neden? iç içe tasarlanmasını istiyorum. Şöyle şöyle v verdim. Şöyle aslında şunlara gerek yok. Şöyle de yapabilirim. Şöyle hop. Ve tanımladım şu şekilde. Yani content demeye de gerek yok şu aslında. Şöyle, zaten şöyle çalışacak. Şu şeyleri silersem zaten that's work. Ve verdim mesela şu şekilde. Ve sistemi verdikten sonra ben şunu yapacağım. Ne yapacağım? Aslında burada diyelim ki ben buraya bir tane item koyacağım. işte ee, mesela profile. For example. Profile dedim. Okey mi? Mesela buraya profile yazacağım buraya. Sonra bunun olduğu yerin başına bir tane imaj açacağım mesela yine. imaj diyeceğim. Mesela bizim imaj imaj şeyimiz vardı sanki projede. Ay, yanlış T bastım. Bakalım imajla alakalı ben bir imaj extension yazdım mı burada? Ha, bakın öncekilerde birlikte ha, burada yazmamışız. Tam bunu da yazarız biz birlikte. Resimleri extensionını çekme. Şu anlık bilmiyoruz diyelim. Bir öncekilerde sfs sembolü konuşmuştuk. SF sembolü açıyorum. Buradan search yaptım. Profile ile alakalı bir şey var mı? Evet var. Şunu alıyorum buradan. Copy name diyorum mesela. Bu imajın içerisinde system name olana hop bunu veriyorum. Şöyle kopyalıyorum. Bunu burada kullanmış olduk. Bunu da buradan bu tarafta kullanmış olduk. Sonra ki mesela ha bu E değil has high stack olacak. Yan yana gelmesini istiyorum. Sonra bir boşluk atıyorum yanına. Mesela bir spacer value'su atıyorum. Ardından bunun da en sonuna mesela diyorum ki yine bir komponent e, koyacağım buna. İşte buna basıldığında veya buradaki şey olduğunda right button mesela. Buraya da right right'e bir şey var mı acaba? Right arrow Ha, görmüştüm, Chevron diye geçiyordu sanki burada. Chevron, yani şunun right'ı vardır zaten. For, yani mesela bunu yapabilirim bu şekilde. Ben bunu bu şekilde şu an yapacağım. Sonra bunun önümüzdeki haftalarda atomiklikten ötürü butona çevirip nasıl yapacağımız konuşacağız. Ama mesela böyle kodlayabilirim. Diyelim ki benim ayarlar sayfam ve ayarlarımın içerisinde ben bunu o zaman buraya demiştim, şuraya yazabiliriz demiştim, Navigation Title'la buraya onu yazabiliriz. Veya biz bu liste zaten buraya gelip text deyip mesela buraya şey yazabilirim ben ee, içerisinde işte buraya gelip e, profile derim. E bunun da bildiğiniz gibi bunların özelliklerini buradan da verebiliyorum. Ya da buradan gelip bakın buradan font verebiliyorum. Bakın buradan font şurada fontunu verip bakın fontuna tıklayıp buradan işte daha büyük olanlarından mesela şöyle large title'ı set edip mesela burayı böyle kastimize edebileceğim aslında. Şurada profile large title olarak bunu gösterebileceğim. Ya da bunu yukarıda çıkartabilirdim mesela. Ya bunlar hep bir tavır, bir yöntem. Ya da bunu kullanırken şöyle bir kullanım da mevcut. Mesela diyelim bunu yaptınız. Yani sizin diyelim bundan e, bundan böyle bir iki tane benim böyle ve bundan bir tane daha altta alanınız var burada. Ve sonra istiyorsunuz ki bunlar ayrı ayrı view'lar olsun. Bunların ayrı özellikleri olacak. O zaman bunu içerisinde section denilen bir view'umuz var bakın burada. Yine section view'unu sarmalarsanız bunu aslında bunu ayrı bir yere çıkarmış oluyorsunuz. Sonra bunun kendi içerisinde yine burada bir title'ı mevcut. Section'ın title'ı. In navigation title herhalde Bunu şöyle yaptığımda yemesini düşünüyorum. Hayır navigation title değilmiş. Eee Ha şurada veriyorduk pardon yanlış yerde veriyorum. Şurada bunun title'ını veriyoruz. Bakın şurada header komponentinin içerisinde aslında widget ver e, view verebiliyoruz. View'un içerisinde mesela text'te işte sample desem mesela yani isimleri şu an tamamen random gidiyorum. Onun için hiç şey yapmayın. Şöyle yapsam e, content şöyle mi istiyorsun? Ah, content de şöyle versem şey şeyi kapatmadık. Şurayı da kapatsam. Sanırım böyle evet. Bakın gördüğünüz gibi mesela sample'ı burada yedirebiliyorum. Sonrasında buna gelip font versem buradan. Buna da mesela large title desem. Mesela bu şekilde yine ben Swift gücünü kullanarak burada bu gücü e, elde etmiş oluyorum aslında. Bunu burada kullanabilirsiniz. Elinizden geldiği kadarıyla bol bol oldukça güçlüdür. Bu Swift tarafında aslında listenin kullanabileceğiniz aslında en yegane örneklerinden bir tanesi. Yani burada bunları yapıp bol bol içeriye giydirip elemanlar yapabilirsiniz. Ama bir de Swift UI'de tabii ki bizim neyimiz var aslında. Biz item'ları da listelemek isteyebiliriz. Onu yapmak istersek de basit olarak bizim işte servislere konuştuğumuzda daha bol anlatacağım ama işte internetten gelen dataları aslında bir yerde tutarız biz. Bunu biz şu an Swift tarafında bir array yapalım ve array'in içerisine bunu atalım. Diyelim ki bizim bir tane şurada e, let yapalım bunu bir tane item setimiz olsun bizim ve bu items'ı ben burada set edeyim burada ve bu items'ı diyeyim ki ben burada benim bu items'ım ne olacak benim aslında burada e, array şöyle yapabilirim aslında string bir array'im olacak şöyle. Array string. Evet. Ardından ben bunun içerisine geleceğim diyeceğim ki red, yellow. Mesela bu şekilde vermiş olacağım bunları. Bunları verdikten sonrasından da ben gelip diyeceğim ki mesela. Ya da mesela size şöyle yapayım mesela. Şu şunların sağ sol vardı ya mesela. Şunu ekleyeyim. Şunun left'ini koyayım. Mesela hani böyle bir liste yapalım. Left, Burada bu halde bile unutmamanız gereken bir nokta şu. Özellikle bu hani bu class'ın yani bu struct, struct zaten veri tipi. Bu yani veri tip veri veri değer denen bir sınıfımız aslında. E, classlara göre çok daha performanslı zaten. Bunları her yerde görebilirsiniz. Class Swift struct farkında yani value tipidir. Şimdi buradaki struct'ımız burada private atarsak en azından bu items'ı dışarıdaki adam, adamların erişmesini istemeyi engelleyebiliriz. Bu ...abstract etmiş olur. Aslında burada bu item'ı kullanacak insanlara sadece body açmış oluyorum. Body'nin başına bir şey yoksa public'tir bu çünkü. Ben burada bunu açtıktan sonrasında, array'imi verdikten sonra... ...ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Diyelim ki bunları ekranda göstermek istiyorum item'larımı. Ben burada şu şekilde bir şey yapabiliyorum. Bakın yine ben burada section yapabilirim. Problem değil. Ben burada diyorum ki mesela benim bir tane view'um şurada. Şuradakinde ben vstack basacağım. E, pardon hstack yapacağım. Her sistemin içerisinde ben buradaki itemlarımı gün ekranı basmak istiyorum. Buradaki ayıtları ekrana basmak için böyle for yapamaz. Burada bir for yapısı yok bu şekilde. Burada şöyle kullanıyorsunuz, diyorsunuz ki for each yapıyorsunuz. Bakın burada geliyor zaten. Eğer buradan görmüyorsanız da comment sifleyi yapıyorduk. Bakın burada da mevcut komponent setine giderseniz for for each burada gelmiyormuş. Şurada olması lazım. for içi şurada vardı sanki ama Allah Allah göremedim bak. Form var, for çok. Okey. Bir yerde vardı ama hatırlayamadım. Neyse. For each'i burada. For each'te bir bizim komponentimiz var. For each'i şurada veriyorum. Bakın burada benden bir e, aslında çok basit bir şekilde bir yapı bekliyor. Data ve elemanları listeleyecek bir komponent bekliyor. İşte range'e göre yapabiliyorsunuz. Hangi item skalasında veya content'e göre yapabiliyorsunuz vesaire. Bakın ben buradaki yine şu özelliğe göre alttakini seçiyorum ama yine o arkadaş bize inatla o şunu getirmiyor da hani niye? Evet datasını. Burada önemli olan hareket şu. Diyelim biz şimdi ekranda data basacağız ya, datamız bizim burada ne? Bu değil mi? O zaman ben burada items'ı veriyorum. Birincisi hareket bu. Items'ı verdim. İkincisi bu her zaman için bir unique id bekler. Unique id'niz şu an için diyelim bu klas üzerinde yok. Yani şu an bir list array id'yi kendisiyle aslında bu sınıftan aslında unique bir e, kendini vermiş oluyorsunuz aslında bu şekilde kullandığınızda. Bu da buna bir hani kazandırmış oluyorsunuz itemların kendisine. Şimdi bunu verdikten sonrasından ben burada şunu yapabiliyorum. Ben bu itemları mesela hani ben şimdi items listeleyeceğim ya burada. Diyorum ki benim bu image sistem sınıfımın isimleri değil mi bunlar? Hop bak burada şöyle yapabilirim. Image sistem sınıfımın içerisindeki bakın şuradakileri bunun yerine gel bu item'ı ver mesela. Bakın böyle burada listelemeyi yapabilirim şu şekilde. Bunu yaptıktan sonra şöyle bir daha resüm edelim şurayı. Ekranımızda bir görelim nasıl bir ekran bizi bekliyor. Şimdi şu Hello'nun olduğu yere gördüğünüz gibi bakın dörtlü bir e, horizontal stack yapımız gelmiş oldu. Bunu işte vertical yapsaydım şu şekilde şöyle bir aşağıya gelmesini beklerdim şu şekilde. Bu şekilde aslında bir listeleri de bu şekilde ekranda gösterebiliriz. Yani bazı itemlarınız olacak. Burada tutup gösterecek olacaksınız. Listeler bu şekilde. Yani bundan sonraki haftada da işte straklarla bağlamayı, bunların ailelerini vermeyi, kendi içerisinde kullanmayı hepsini görmüş olacağız. Ee, haftaya bunun diğer içeriklerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.